Evet sevgili izleyicilerim, son zamanlarda yaşadığımız kuru oyunlarına yine sizlerden gelen cevapları iletmek istiyorum efendim. Şimdi bu dövizle ilgili hani bizim gençlik yıllarımızda Türk parasını koruma kanunu vardı. Yani kimsenin cebinde 1 lira bir tek döviz bulamazdınız. Eğer olursa işte efendim adli işlemler yapılırdı. Sonra rahmetli Turgut Özal geldi işte liberal ekonomi dedi. İşte efendim özelleştirme dedi. İşte efendim döviz kurlarına işte artık her şeyi serbest bırakınca hani neden yaptı onu? Çünkü bizim sanayicilerimiz, tacirlerimiz, tüccarlarımız rahatlıkla alışveriş yapsın. Haklı mıydı? Haklıydı. Ama gel görün ki sonra baktınız ki dağdaki çoban da döviz almaya başladı. Şimdi hayat nedir? Arz ve talepten oluşur. Yani bir şeyi çok istersen fiyatı yükselir. Çok olursa fiyatı ucuz olur. Şimdi sen devamlı döviz talep edersen, yani bu yükselmeye rağmen ben biliyorum ki harıl harıl döviz alıyorlar. Neden? Çünkü bugün alıyorsun 8'e, yarın 9, o bir gün 11, o bir gün 13. Yani bunun önüne geçilmiyor. Bunu da talep edince fiyat yükseliyor. Ne yapmak lazım? Bence bu döviz bürolarını kapatmak lazım. Ve yani milletinden de döviz olmasın. Bunu hükümet ilan etse, efendim işte şu tarihte itibaren dövizleri kaldıracağız dese, diyebilir mi? Der. Efendim, yani herkes dövizini bozdurmaya gitse, inan bu dövizler yani 3 kuruşa düşer ya. Düşer mi? Düşer.